Ben 15 yaşından beri madde kullanıyorum. Yaşım 30. 15 senedir madde kullanıyorum. 7 yaşında bir kızım var. 8 senelik bir evliyim. Yani maddeden kurtulmak istedim. Sosyal yardımlaşmalarımı, dilekçelerimi sundum. Ama hiçbir şekilde destek alamadım. Hiçbir şekilde. Sadece dilekçemde kaldı. Beyaz bir kağıtta kaldı yazdıklarım. Yani buradan sesleniyorum. Sağlık kuruluşlarına olsun. Sayın Valim olsun. Sayın Emniyet Müdürüm olsun. Hem beni hem bu madde kullanan gençleri bizi topluma kazandırın. Devletimiz de bizi çoluk çocuğumuza kazandırsın. Yani ben şu an eşimden ve çocuğumdan mağdurum madde kullanımından dolayı. Bir sefer düştüm ama devletim bana bir el atmasını istiyorum. Hani sosyal yardımlaşmalara bu konuları çok yaptım. Valilik aracılığıyla olsun. Hani dilekçelerde yazdım ama hiçbir şekilde nitelik alamadım. Hep red cevapları aldım. Bugün de sizin karşınızda tüm sağlık kuruluşlarına, Sayın Valime, Emniyet Müdürüme seslenmek istiyorum. Hem bizim bu maddeden kurtarın, hem bu madde satıcılarını aldırın yani. Aldırın, aldıralım yani. Kurtulmak istiyorum ve buradan tüm gençlere de seslenmek istiyorum. Ben 9 senelik evliyim. 15 yaşından beri madde kullanıyorum. Madde kullanmak bizim hayatımızı, eşimizi, çocuğumuzu, annemizi, babamızı, her şeyimizi feda ediyor. Her şeyimizi elimizden alıyor ama biz hiçbir şeyden haber alamıyoruz. En son bittiğimiz an her şey aklımıza geliyor ama o anda her şey bitmiş. Buradan gençlerime diyorum, benim yaşım 30, abilerime diyorum, kardeşlerime diyorum. Kimse bu yoldan iyi şey görmedi. Hep kötü şeylerle karşılaştık. Hani ben 7 yaşında bir kızım var. Evliyim. Şu an eşim ve çocuğum annesinin evinde, babasının evinde. Neden annesinin babasının evinde diye sorarsanız da madde kullandığım için. Evimin her şeyini parçaladım. Hayatımı mahvettim ama isteyerek olmadı bunlar. Ama işte madde kullanımından böyle oldum. Yani yetkili yerlere seslenmek istiyorum. Beni bu maddeden kurtarsınlar. Bütün gençlere örnek olayım. Yani gereken neyse ben de yapayım. Ama beni topluma kazandırmaları için yardım istiyorum onlardan. Yani bir tedavi bile olsa en azından yardım istiyorum onlardan. Yani iş imkanı olarak ben garsonum. 12 yıllık bir tecrübem var, garsonum. Yani insan bağlama kabiliyetim kuvvetlidir. Kapasitem, kariyerim çok iyidir o konuda. Ama madde bağımlısı olduğum için hiçbir şekilde işime verimli olamıyorum. Ve Batman'da da zaten iş imkanı yok. Yani yetkililer inşallah sesimizi duyar. İnşallah devletimize hayırlı bir insan oluruz. Yani ailem zaten babam emekli. Emekli maaşıyla biz 18 kardeşiz. Anca çocuklara yetebiliyor. Babam vereceği 100 lira kardeşlerimin evinde aç kalmaları demektir. Yani ben bu maddeden kurtulmak istiyorum. Tedaviye gönderecekler beni ama tedaviye git diyorlar. Ama şimdi tedaviye gitmen için de ister istemez bir imkan gerekiyor. Bunu sosyal yardımlaşma aracılığıyla da zaten anlatım ama Hala bekliyorum. Yani bekleyecek şeyim de kalmadı. Beni topluma kazandırmalarını istiyorum. Bu son sesim olsun. Son sözüm olsun insanlara. Sayın Valime de ses veriyorum buradan. Sayın Valim. Yani beni topluma kazandırın. Devletim de böyle bir insan kazansın. Ben madde bağımlılığından kurtulmak istiyorum. Devletime, bayrağıma, vatanıma hayırlı bir insan olmak istiyorum. Hayırlı bir insanım ama madde bağımlılığından hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Beni kitlemiş bu madde bağımlılığı. Devletimden rica ediyorum, benim oğlum madde bağımlılığıdır. Sayın Vali Bey'den rica ediyorum. Benim çocuğum evlidir, çoluk çocuğu sahiplidir. Buna bir el uzatsalar iyi olur. Allah rızası için bana yardımcı olun. Maddi durumum olmadığı için ben kendim yapamıyorum. Sayın Vali Bey'den istirham ediyorum. Lütfen buna bir çare bulun. Oğlumu topluma kazandırmak istiyorum. Çoluk çocuğu Kütahya'da, kendisi burada çalışamıyor durumdadır. Madem bağımlılığı olduğu için